Aylin? Nejat'ı görmeye mi geldin? Evet, ama müsaitsen seninle de konuşmak isterim. Tabii, odama geçelim. İki dakika bekleteceğim seni. Kafam çok yoğun, her şey üst üste geliyor, unutuyorum sonra. Ha, tabii. Ben beklerim, sıkıntı yok. Kusura bakma, yoğun bir gün. Aslına bakarsan senin gibi rahat rahat takılmayı çok isterdim. Ama işte iş güç, bir sürü sorumluluk. Anladım onu ben zaten. Çok vaktini almayacağım, merak etme. Yani o günden sonra seni karşımda görmeyi hiç beklemiyordum aslında, şaşırdım. E bu şerefi neye borçluyuz, otursana. Ben sana teşekkür etmek istedim. Kayra'nın hayatını kurtardın. Hayır, bana teşekkür etme. Sonuçta seni iki gündür tanıyorum ama Kayra'nın bebekliğini biliyorum. Benim için çok değerli. Nejat da öyle. Hı hı. Bunu biliyorum artık. O yüzden evde söylediklerim için de özür dilerim. Kayra'yı da, Nejat'ı da ne kadar önemsediğini anladım. Ancak aileden biri bunu yapardı. Aslında o gün söylediğinde haklıydın. Ben Kayra ile Nejat'ın ailesinden değilim. Ama yine de insana en büyük kötülük bazen ailesinden geliyor, değil mi? Haklısın. Bu konuda kendimi zaten yeterince suçladım. Ha, suçlamalısın da zaten. O gün orada olmasam ne olurdu, düşündün mü hiç? Dünden beri düşünmediğim tek bir an bile yok. Hayat öğrenmemiz gerekenleri böyle kafamıza çaka çaka öğretiyor işte. Demek bugün özür dilemeye geldin. Enteresan. Merhaba. Buyurun, yardımcı olayım. Nejat Bey'le görüşecektim ama. Randevunuz var mıydı? Şöyle, bizim bir gayrimenkulümüz vardı. İş yapacaktı kendisiyle. O nedenle. Bir kimlik alayım sizden. Buyurun. Ayşe. Şunları arabaya gönderir misin? Hazır mısınız? Evet. Tamam. Anne nerede? Odasındadır. E hadi, geç kalıyoruz. E buraya kadar gelmişken bir kahvemizi içseydin. Başka zaman. Hanımlar, bölmüyorum değil mi? Aylin, bir bakar mısın? Tabii. İki dakika dışarıda konuşup geliriz, tamam mı? Tamam. Geliyor musun? İçeride mi konuşsak? Neden? Dışarısı çok sıcak. Sana etraf kalabalık. Gelir misin iki dakika? İçeride konuşalım. Niye konuşalım ki dışarıda? Ne gerek var dışarıda konuşmaya? İçerisi çok iyi. Niye tuhaf davranıyorsun? Niye içeride konuşmuyoruz ya? Utancak mı senin? Rafet abi! Aa, Burcu, ne haber? İyilik. Nasılsın? İyi ya, sağ ol. Sen burada mı çalışmaya başladın? Bırakır mısın elimi? Ha, pardon ya. Ne bu hareketler ya? Niye böyle tuhaf davranıyorsun? Tuhaf falan davranmıyorum. İçeride konuşmak istedim sadece. Senin annenin odasında ne işin var? Asıl burada ne işin var? Ben aslında seninle konuşmaya geldim. Ondan sonra Hande ile karşılaştım. Ona da teşekkür etmek istiyordum. Teşekkür ettim, sonra da geldim işte. Bak şuna, ben tam anlatamadım galiba. Dün diğer ailelerin yanında da olduğu bittiye getirdin ama ben çok ciddiyim. Böyle emrivakilerden hoşlanmıyorum. Bana sürekli sürprizler yapıp durma. Zor durumda bırakıyorsun beni. Ben bunların hiçbirini seni zor durumda bırakmak için yapmadım. Kayra için yaptım. Ne kadar mutlu olduğunu görmedin mi? Ne deseydin? Gelemem deseydin, işim var deseydin, ne bileyim toplantım var falan deseydin. Onu diyemedim işte. Bitti mi? Hayır. Yine ne var Suna?
Dinliyorum. Şimdi bizim anlaşmamız bitti ya. Evet. Ben artık o parayı kabul edemem. Sana geri vermem lazım. Beni para meselelerine karıştırma. Hayli ile aramızı halledersiniz. Halledemeyiz. Neden? Yani hallederiz ama o kadar kolay halledemeyiz. Bu ne demek? Ne demek bu? Çünkü... o para gitti. Gitti mi? Sen 2 günde 200.000 lira mı harcadın? Hayır, 1 günde. Verdiğin gibi gitti. Ha. Neden dünden beri yana yakala etrafımıza dolaştın şimdi anlaşıldı. Ne? Sen bayağı parayı kurtarma derdindesin. Bir de Kayra'yı düşündüğünü söylüyorsun değil mi? Öyle 2 tane Afrika ülkesi saydın diye ben fikrimi mi değiştirecektim? Ne diyorsun? Ne alakası var? Ben yaptığım her şeyi Kayra için yaptım. Hiçbirini parayı kurtarmak için yapmadım. Sen hiç mi güvenmiyorsun bana? Nejat. Gidelim mi? Gidelim de Aylin ne yapacak? Bilmiyorum, bir şey varmış.